Efendim herkes selamlar olsun. Ben Seyhan Soylu. Bugün size kişisel gelişim uzmanı bir hanımefendiyi takdim etmek istiyorum. Leyla Bilim Hanımefendi ile kişisel gelişimin ne olduğunu veya kendimizin mevcut olan karakterindeki veyahut da böyle hani sezilerimizi ay işte bu da olacak mı, ay nasıl olacak falan diye hep düşünürüz ya. Onları aslında değiştirmek, kendimize olumlama yapmak. Yani Yüce Yaradan'ın bize sunmuş olduğu şifrelerden istifade ederek sorular soracağım hanımefendiye ve cevaplarını aslında sizin de bildikleriniz ama söyleme şekli veyahut da o kodlarla ilgili bilgiler alacaksınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Leyla Hanım, Akses Barsçısınız siz. Evet, uygulayıcısıyım. Peki, ne zamandır aktifsiniz Akses Barsçı'da? 2019 yılından beri aktifim. İki yıldır deneyimli olarak bu işte uzmansınız. Evet. Üçüncü yıla girdik artık. Üçüncü yılda evet. Bitti galiba. Dört oldu tabii. Üç yıl olmuş. Peki bu üç yıl içerisinde kendi hayatınızdaki değişiklikler oldu mu? Çok fazla oldu. Ve şu an fazlasıyla yaşıyorum. Mucizevi açılımlar oldu. Önce Deniyor'un dediği gibi kendin ol, dünyayı değiştir. Önce kendim oldum, kendimi değiştirdim. Kendinize ne gibi değişiklikler var? Seçimlerim şu ana kadar ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar düşünceden işlediğimi ve farkındalıklarım arttı, özgüvenim arttı. Ve özgüvensiz miydiniz? Evet, aslında öyleydim. Ama Access Bars bu alanlarda çok seçimler yapmamı sağladı ve çok alanlar açtı. Ve şu anda olduğum yerden çok mutluyum ve başkalarına da katkı olmak beni çok mutlu ediyor. Başkalarının hayatına dokunmak hoşunuza gidiyor mu? Çok gidiyor. Yani böyle sanki bütün kalbimdeki sevgiyi onlara veriyormuşum gibi hissediyorum. Peki danışan portföyünüz ne? Yani ne meslek gruplarından genelde var yoksa her meslek grubundan veyahut da ev hanımları da geliyor? Her meslek grubundan var. Mesela en yakın bir işletme sahibi olan kişi böyle para kazanma korkusu vardı. Ona Access Bars uyguladığımda ve soru prosesleriyle desteklediğimde şu anda kendisinin hiçbir zaman hani para sıkıntısı yaşamadığını ifade etti. Peki, yalnızca para mı halloluyor yoksa hani ben mesela birini seviyorum ama ya istediğim gibi gitmiyor bu ilişki. Acaba ben kendim olumsuz bir şeyler mi çağrıştırıyorum ve bu sıkıntıyı kendi kendime mi yaratıyorum diye düşündüğüm, hurafe yapmış olduğum veyahut da içimde böyle vesveseler, sıkıntıların olmuş olduğu bir yüreğin tanrısal boyutta yani Yaradan'ın size bahşetmiş olduğu şifre kodları söylediğinde hayat değişiyor hakikaten. Kesinlikle değişiyor. Soru prosesleri bu anlamda çok destekleyici. Ve öncelikle şu var, ya şimdi her ilişki gerçekten size hizmet ediyor mu? Bir öncelikle ona bakmak gerekiyor. Orada farkında oluyor. Belki bu ilişki hizmetini tamamladı. Yalnızca bu karı koca ilişkisinden, sevgiliden bahsetmiyorum. İkili arkadaşlıklardan, tabii, dostluklardan, tabii. Aile bireylerinin birbirlerine iletişiminden. Evet. Bu konuda mesela şu soruyla devam edebiliriz. Yani hayatıma katkı olacak insanları davet ediyorum. Hayatıma katkı olmayan insanları hayatımdan çıkarıyorum. Bu soru aracı o kadar benim hayatımda da çok alanlar açtı. Gitmesi gerekenler zaten gidiyor, görevini tamamlamış. Ama yeni insanlar, katkı olacak insanlar... O arada isim veriyor musunuz mesela? Şu var mı? Varsa gitsin. Yok, isim vermeye gerek yok. Zaten öyle soru aracı da, soruda kaldığımızda zaten bu alanlar kesinlikle açılıyor. Yani aslında insanlar kendi kök hücrelerine, kendi oldukları, ait olmuş olduğu Yaradan'ın enerjisine teslim olmak ve Yaradan'dan medet ummak bu aslında. İnsanın kendinden medet ummak, başka birinden medet ummak yerine değil mi? Tabii kesinlikle. Ya zaten orada farkındalık, kendinize farkındalık arıyorsunuz. Kendiniz seçiyorsunuz. Kendiniz seçip kendinizi yaratıyorsunuz. Allah size zaten bunu vermiş. Siz sadece farkında oluyorsunuz. Soruda kalıp sıkıştırdığınız, kendi alanınızda sıkıştırdığınız alanları fark ediyorsunuz. Bu bilinçlenme ne kadar sürüyor? 1 saat 20 dakika, 2 saatte sürebiliyor. Bu tabii ben genelde enerjiyi takip ediyorum. İnsanlarda da enerjiyi takip ediyorum. O enerjiye göre yapıyorum. Hani aslında bir saat belirlemiyorum. Onu hissediyorum ve o alanda devam ediyorum. Hatta soru prosesleriyle veya... Nedir o soru prosesi? O anda mesela bana biliş geliyor. O kişinin alanında sıkıştırdığı biliş geliyor ve ben o bilişten işleyerek devam ediyorum. O soruyu kendim o anda
soruyorsun. Doğaçlama cevabı soruyorum. Kim veriyor? Danışanınız Evren. Veriyor. Evren veriyor. Evren. Peki Evren cevap verirken uygulama yapmış olduğunuz kişi ama o yardımı istiyor değil mi Allah'tan? Sistemden. Aslında ben ona aracı oluyorum. Sadece aracılık yapıyorum. Onun farkında olması için tabii ki o da ona temizleme cümlemiz ile katkı oluyor, farkındalık sağlıyor. Ben ona sadece yol gösteriyorum. İnsanlar farkında değil mi gücünün? Değil tabii ki. Ben de değildim. Yani insanlar Allah'ın bize vermiş olduğu o enerji boyutuna veya insanların kendi yapabileceklerinin farkındalığı yok mu artık? Yoktu ama şu an aslında farklı alanlar açıldı. Gerçekten insanlar bu alanda artık daha deneyimli hale geliyor. Farkındalıkları artıyor. Ve bu alandaki zaten bilgi hazır olana gelir. Hazır olan olmayana gelmez bilgi. Hazır olduğu anda zaten o bilgiler akar insana. Orada da zaten farkındalık başlar o sürece girdiğinde. Peki bu mesleğe girmeden önce ne meslekleri yapıyordunuz? Aynı zamanda aktif bir muhasebecisiniz. Evet, muhasebeciyim. Ön muhasebe mi yapıyorsunuz? Resmi muhasebede. Ön muhasebede hepsini yapabiliyorum. Zaten 17 yaşımdan beri muhasebe sektörü. Yeminli olmak için kaç yıl var? Yeminli, malum şahit olmadı beniz ama şu anlık düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Yani hesap kitabı başka bir yöne mi çevirdiniz hayatınızda? Evet, aslında birazcık daha böyle access bars, yoga olunca... Yoga da var. Evet. Peki yogadaki arınma da böyle değil mi aslında? Aslında... Birinde bir şey talep ediyorsunuz, öbüründe de bir şey veriyorsunuz, negatif enerjilerinizi veriyorsunuz. Biri verme, biri alma. Aynen. Aslında ikisinde de aynı kapıya çıkıyor ama kendiniz, sadece kendinizsiniz. Kendinizi aslında, onda da farkında olmak. Yoga evde tek başına mı yapılır? Evde tek başına da yapılabilir. Çoğun kalabalıkla aslında, kalabalığın enerjisi daha muhteşem ötesi oluyor. Öyle mi? Orada evet, çok hissediyorsunuz. İnsanların enerjileri orada katlanarak artıyor. Birbirlerine baktıkça. Müzde. Sanki evet. Cemaatteki gibi değil mi? Aynen. Cemaatte namaz kılmak daha farklıdır. Burada da spor yaparken de mesela kalabalık alanlarda spor yapmak çok daha moral verir. Diğerinin yapamadığı bir şeyi yapmaya çalışmak falan gibi. Aynen, aslında boş peki, mu diyor Access'te de? Access'te de öyle mi? Diğerinin yapamadığını yaptığın için insana bir moral veriyor mu? Kesinlikle. Yani grubun verdiği enerji, o tat hiçbir şeyde yok ya. Çok güzel. Peki orada Access'te grup terapisi olabiliyor mu? Olabiliyor. Bizim zaten ilk başta başladığımız çok fazla hani o şekilde yapmıştık. Ama tabii ki iki kişi hani birlikte birebir yapabiliyor. Aynı anda mesela orada tabii ki farklı alanlar da açılabiliyor. Hepimizin tabii ki enerjisiyle birlikte. Onun tabii ki muhteşem ötesi oluyor. İnsan mesela yalnız başınayken kendiniz bu eğitimi aldıktan sonra, sizden eğitim aldıktan sonra kendi kendine düşünüyor mu? Ya ben işte daha nasıl iyi olabilir? Mustafa ile ilişkim, atıyorum kocamın adı Mustafa. Mustafa ile ilişkim daha nasıl iyi olabilir? Aslında Allah'a söylüyor. Allah da ona yol gösteriyor. Ana çekirdeğine mesaj atıyor. Oradan posta geliyor cevabını. Aynen. Aslında bununla ilgili bazı araçlar söyleyebilirim size. Mesela iyi kötü bir şey başımıza geldiğimizde, zaten geldiğinde bundan daha iyisi nasıl olur diye sorup bıraktığımızda orada zaten belli bir cevabını alıyorsunuz. Ayrıca mesela çok sıkıldınız, bir şey işiniz ters gitti. Her şey göründüğünün tersidir, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir dediğinizde zaten o yavaş yavaş açılım sağlıyor. Orada bir rahatlama hissediyorsunuz zaten ve zamanla da o olay çözülüyor. Bir de mesela başkalarından satın aldığımız soru kalıbımız var. Mesela o nasıl alınıyor? Nasıl bir zaten, soru satın alındığında ilk defa duydum. Hayır, soru satın alma, birazcık orada yanlış ifade ettim. Soru satın alma değil de böyle günlük hayatta mesela birçok insan... Başkaları için soru sorma adına. Evet. Birçok insanla sonuç olarak muhatap oluyoruz. Herkesin enerjisi aynı değil ki başkalarından... Aslında doğru bir ifade verdin. Soru satın alma. Yani başkalarının hayatına da ödünç olarak almayı kastederek aynen, söylediniz. Aynen, soru satın alma derken. Yani başka birinin hayatıyla ilgili de o insanın hayatında katkıda bulunmanız için o insana, o insanın kendi öz çekirdeğine soruları sorup cevapları almasını kastederek söyledi. Ben aynen şaşırdım canlı yayın şeyinde. Peki
İnsanlar mesela kaç sorunun cevabı oluyor? Sonsuz mudur? Sonsuz. Zaten biz sonsuz yani Allah varlığız. Gibi tabii. Evet. Allah zaten bize bunu bahşetmiş. Sonsuz varlığız ve sonsuz potansiyellerimiz var. Sadece bunu farkında olmak. Peki bu farkındalığa kaç seansta insanlar bilinçlenmeye başlanıyor? 10 seans, 15 seans, 20 seans? 10 seansta çok daha iyi kullanmayı öğreniyor. Açılama. Evet, ama birinci seans 3 hafta sürüyor. Onda da tabii ki açılımlar oluyor. Ama 10 seans alınca çok 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 daha muhteşem ötesi oluyor. Sürekli yapmak gerekiyor. Sürekli aslında devam etmek gerekiyor. Çünkü enerji öyle bir şey ki yapmadığınızda o da aynı bir süre sonra hani... Küsüyor. Evet. Saç gibi kesmezsen uzamaz. Bakmazsan evet. Güzel kaliteli bir şampuanla yıkamazsan solar. Çiçek gibi. Çiçek de öyle. Çalışmazsak da aynı hayat şey. Hayat öyle bir şey. Aynen. Çok çalışmak mı lazım? Yok, çok çalışmadan da aslında şey yapabiliriz yani hayatımızı bu akses için söylemedim. Genelde de. Ben aslında hani çok çalışmak taraftar değilim ama kendim çok çalışıyorum ama. Hayır hayır, şunu kastettim aslında. Yani siz aslında şunu kastediyorsunuz, ben de şunu ifade etmeye çalışmıştım. İşte akses böyle bir şey, doğruyu bulmak için bir tartışma açıyorsunuz. Doğru olanın en doğrusunu sorduğunuzda kendinize sorar gibi evrene soruyorsunuz, evren de cevaplıyor. Ben aslında şunu kastettim, çok çalışmak değil, doğru saptamalı çalışmak. Yani az bir performansla çok şey kazanabilirsiniz. Ama yeter ki istemeyi bilin ve doğru stratejiler belirleyin, seçenekler belirleyin. Peki siz doğru seçenekleri seçtiğinize emin misiniz aksesle ilgili? Kesinlikle. Öncelikle ben her gün kendimi seçmekle başladım. Bu yola, yani kendimde mucizevi alanlar yaratmak aksesi için... bilmek seçilmişliğe adım mı atmak? Tabii ki. Yani buna başlayarak zaten bir seçimlere başlıyorsunuz. Belli bir farkındalıklarınız oluşuyor. Ben bunu ilk başta kendimi seçerek başladım. Her gün kendimi seçiyorum, kendimi seçiyorum, kendimi seçiyorum diye sürekli şey yaptım. Çünkü ben önce kendimi seçmiyordum. Hep başkalarıydı. Başkaları adına mı yaşam? Alıyordum. Evet. Başkaları adına yaşamak insanı yormaz mı? Çok yoruyor. Çok yoruyor ve kendimi seçtiğimde şu anda gerçekten çok mutluyum. Ve kendim çok hafiflikmiş. Kendim olmak şey ve kendimi seçmek ya, çok hafiflikmiş. Ben... Niye başka hayatları seçtim, başkaları için yaşadım? Ya insanın kendisi için yaşaması gerekirmiş denilen bir idrak mı oluşuyor bu aksesle? Kesinlikle artık şikayetten işlemiyorum ama tamamen onu da alıp kabul ettim. Demek ki o zaman onu yaşamam gerekiyormuş. Şimdi de buyum. Peki, genelde danışanlarınızın portföy dağınık, her meslek grubundan vesaire var. Peki bu aksesle ilgili size danışmanlık olarak geldikten sonra ya ben bununla tanışıp profesyonel de olmak istiyorum diyenler oluyor mu? Şu anda öyle bir şey olmadı. Çünkü ben eğitmen değilim, uygulayıcıyım sadece. Hı hı. Ama tabii ki devam sürekli almak isteyen insanlar şu anda çok fazla. Onlar da uygulayıcı olmak istiyor mu yani? Çekirdek büyüyor mu gitgide? Gitgide büyüyor. Evet, şu anda zaten 170 ülkede her Türkiye'de 10 bin kişi falan varmış Access Bars'la evet, ilgili. Evet, şu anda uygulanıyor ve şirketlerde de her yerde şu anda ben kendi şirketimde de her gün yapıyorum bu arada enerji çalışması. Yoga da yaptırıyorum kendi şirketimde. Meslek grubunuz ne? Sigorta firması. Sigorta kaç çalışanı var? 25. 25 çalışanına da uygulatıyor musunuz bunu? Uygulatıyorum. Bravo size. Evet. Yani önce çevrenizden başladınız. Evet. Peki oranın bereketinin arttığını düşünüyor musunuz? Oranın iş gücünün arttığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Onlar da değişiyor ve her gün ben mesela yaptırmadığım gibi onlar talep ediyor ve peki, çok mutlu oluyorlar. Peki ciro ile ilgili değişim oluyor mu? Şu anda tabii ki sürekli değişiyor. Sürekli katlanarak artıyor. Yani şükür. Piyasanın şu anda kötü olmasına rağmen... Evet. Aktif olarak artış var. Bu müthiş bir şey. Çok. O zaman patronun gözdesisiniz. Öyleyimdir. Bilmiyorum. Öyle. Telaffuz peki, etmese de. Evet. Peki bu kadar yani olumlamayla iş arkadaşlarınızla paylaşırken bu enerjiyi devamlı olarak dağıtmak yani sanki cepteki parayı dağıtmak gibi mi? Yoruyor mu insanı? Ya bazen tabii ki yorduğu oluyor. Benim de sonuç olarak bir özel hayatım var. Kendime göre bazı şeyler oluyor ama
Onları da öyle kabul ediyorum ve hayatıma devam ediyorum. Onların altında ezilmesine izin vermiyorum. Bu diyorum geçici bir süreç sonuç olarak. Peki bu değişimle ilgili çevrenizdeki insanlar dedi mi ya Leyla'cığım sen ne kadar değiştin, ne kadar hayata pozitif bakıyorsun falan diye sanki böyle her zaman böyle böyleymiş gibi algılanıyor mu? Evet çok hem de acayip böyle dönüşler alıyorum. Peki neler değişiyor Access'te hayatın içerisinde? İlişkiler, bunun içinde çok şey var. Farkındalık, cinsellik, yaşlanma önleyici bu arada. O da çok muhteşem ötesi. Onun dışında iletişim, zaman, neşe, hüzün her şey var aslında. Her şeyi kapsıyor. Zaten insanın psikolojisi iyi olunca iyi seks yapar. Seks ister. İyi atıyorum spor yapar. İyi atıyorum kaliteli yemek yemeye başlar. Veyahut da iyi arkadaşlar seçer. Veyahut da iyi dostlar, aile ilişkilerini iyi kurabilir. Bırak onun çocuk ilişkisini dahi daha düzenli hareket edebilir. Onun için o dengeyi sağlamak için zaten insanın yalnız ve yalnızca aksesle değil, namazda da öyle. Tabii ki. Namaz kılan bir insanla namaz kılmayan inançsız bir insanın arasındaki fark uçurumdur. Ben mesela ateist arkadaşlarıma kızıyorum ya diyorum kendine bak bir Allah'a şükret. Yani yaradan bir şey var ki biz böyle olduk diyorum falan. Tabii onlar izah etmeye çalışıyorlar falan. Başka boyutta hareket ediyorlar ve onların sanki karmasını, kötü enerjisini ben alacakmışım gibi geliyor. İşte orada durdurabiliyorsunuz. Ben inansız olan insanlarla karşılaştım. İşte bu akses mesela yolunuza da çıkartmıyor değil mi isterseniz? Daha iyi nasıl olabilir diyorsun. O evet ya önüne çıkmıyor. Ya da şey diyorum ya onun ilginç bakış açısı. Orada enerjiyi durduruyorum. Yargı yaratmıyorum. Yargıdan mesela ne diyoruz? Örnekleme yapalım mı mesela beraber? Mesela benim şimdi örneğimiz şu olsun. Ben mesela ateistlerden çok haz etmem. Bereketimin kaçacağını düşünüyorum. Ama işte burada yargı koyuyorsunuz. O yargıyı... Koymamam mı lazım? Evet. Senin ilginç bakış açın, içinizden veya dışınızdan söyleyebiliyorsanız karşıya da ilginç bakış açısı dediğinizde zaten o enerjiyi nötrlüyorsunuz. Şunu mu yapmamız lazım Leyla Hanımcığım? Yani o önyargıyı yapmadan bana hayırlı olacak dostlar edinmek hayatıma istiyorum. Hayatıma katkı olacak insanlara davet ediyorum. Davet ediyorum. Hayatıma katkısı olmayan insanları hayatımdan çıkarıyorum. Kesinlikle. Hayatıma da gelecek insanları da şimdiden kabul ediyorum. Diyeceksiniz. Aynen. Olumlamanızı önce. Bunu ayna karşısında mı yapıyoruz? Yok. Bu prosesler sürekli istediğiniz zaman yapıyor. Bir de çok güzel bir mantra var. Gerçekten çok coşkun. Ben mantralara bayılırım. Gayatri mantrasına bayılıyorum. Bu aksesin kendi. Ondan kendi biraz mantras. Farklı. Hayatın tümü bana kolaylıkla, ihtişamla ve şeyle gelir. Bunu mesela sabah ve akşam söylediğimizde ne diyeceğiz? Hayatın tümü bana kolaylıkla, ihtişamla ve neşeyle gelir dediğimizde zaten İnanın gününüz o kadar değişiyor ki. Çok ben de mesela sabah... Ben şimdi siz tekrar ederken böyle gözlerimi kapadım. Böyle aynı şeyi tekrar ettim. Hissettiniz aktı mi? Biliyor musunuz? Ay ne kadar bir güzel. Bir daha yapalım. Hayatın tümü bana kolaylıkla, ihtişamla ve neşeyle gelir. Hayatın tümü bana ihtişamla, kolaylıkla ve neşeyle gelir. Çok güzel. Zaten dualarda da böyle şifreler yok mu? Evet. Yani diyor ki Allah'a şükrederken, avuç açarken, şükrederken, varlığınızı ortaya koyarken aynı aslında. Duan modernleşmiş halim Access. Bundan daha iyisi nasıl olur? Başka neler mümkün? Access ve onun tarzındaki kişisel gelişim uzmanları olarak tabir ettiğimiz kişiler aslında insanların inançlarıyla ilgili uzaklaşmalarını değil de Allah'a yakınlaşmalarını mı tercih etmelerine sebep oluyor? Kesinlikle maneviyat çok güçlü bir maneviyat hem de. Ve ben bunu gerçekten kalbimde çok derinden hissediyorum. Bilmiyorum hissettirebildim ben, size de. Ben zaten çok inanan biriyim. Yani yalnızca akses olarak bakmıyorum olaya. Yok tabii ki. Bu bilince ermiş olan erdemli insanların kendilerini olduğu kadar çevresindeki insanlara da katkıda bulunacağı kanaatindeyim. Ben siz de çevrenizdeki insanları bunu sıçratmaya, sirayet ettirmeye başlamışsınız. Evet, çok etkili. Peki kendinizle oluyor. İlgili hedefiniz nedir? CFO olmayı seçiyorum. Bu yönde ilerlemeyi seçiyorum kesinlikle. Gelebileceğim en üst noktada olmak istiyorum. Hem yoga ile hem Access Bars'la
hayatıma devam etmek istiyorum ve seçiyorum. Peki birisi geldi size dedi ki Leyla hocam dedi. Leyla Bilim hanımefendi siz kendinizi bana tanıtır mısınız dediğinde 3 dakika içinde kendinizi nasıl anlatırsınız? Çok sevgi doluyum. İçten, samimi. Başka? Başarılı ve çok yönlüyüm. Ve mücadeleci. Kesinlikle çok güçlüyüm. Pes etmeyen. Çok güçlüyüm. Ve seven. Çok severim. Seven. İnsanları çok seviyorum. Hayvanları. Of. Doğayı. Yeryüzündeki her şeyi. Ay, her şeyi. Varlığımı. Kesinlikle. Varlığını. Kesinlikle. Yani çünkü hepimiz, hayatın özünde aslında birilerini sevmekle başlıyor değil mi? Kesinlikle. Çünkü aslında tanısak da tanımasak da birbirimizi, hepimiz birbirimize farkında olmadan katkı oluyoruz aslında. Bu yolculuğa nasıl başladınız? Bu yolculuğa aslında Access'i böyle görüyordum sosyal medyada. Gördüğümde böyle incelemiştim birazcık. Ben çok araştırmayı da seven bir insanım. Çok farklı yönleri de araştırmayı seviyorum. Her şeyi araştırmayı seviyorum. Her şeyden böyle biraz karma karma alırım yani. Bir gün de arkadaşıma böyle sohbet ederken çok sağ olsun. O da böyle birazcık takip etmiş. Leyla Access alsana Bars eğitimi dedi. Hatta ben de dedi ilk müşterin olurum falan dedi. Böyle öyle çıktı ve ilk sosyal medyada tesadüf onun o konuşmanın arkasından birisiyle karşılaştım. Böyle gerçekten muhteşem ötesi bir enerjisi var. Muhteşem birisi ve ondan... Kadın mıydı? Evet. Ama enerjisi kim ismini? Çok... Yeşim Kara. Çok muhteşem. Konuk ettik galiba Yeşim Hanım. Access Bars'tan aşağı yukarı Bars... 150-200 kişiyi falan konuk ettik. Çok hatırlamıyorum ama gerçekten enerjisi muhteşem birisi ve bana katkısı çok oldu. Sonra da Berrak Hanım'dan aldım. Onun da katkıları ve devam ediyorum. Aylin Hoca'yı da çok beğeniyorum. Ayrıca Burcu Hoca var, Burcu Aybey. Yani bu şey mi gibi mi? Emir Komuta Zinciri'ndeki üst komutanlar mı oluyor işin? Yok aslında öyle değil. Herkes... Deneyimli insanların başka birine bilgiyi paylaşması mı? Evet, kesinlikle öyle. Bir de herkesin enerjisi farklı olduğu için bir de biz aslında enerjiyi yani o ana bırakıyoruz. Hani böyle bir emir komuta ya da şu bu diye yapmıyoruz. Yargı yaratmıyoruz ya da bir alanda sıkıştırmıyoruz. Bunu o anda şimdi alan alanda sadece bıraktığımızda zaten bilgiler akıyor, geliyor. O kadar güzel bilgiler akıyor ki ve enerji de o yönde akıyor. Birbirimizin enerjisiyle uyumlanıyormuşuz gibi yani. Olumlama ne demek? Burada aslında Access'te olumlama yok, prosesler var. Proses, sorular var. Sorular var ve araçlar var. Burada bir sürü araç olan var aslında. Ne? Araçlar mesela biraz önce demiştim ya %98 duygu, düşünce, olay, durumlar. Yani başkalarından satın alabiliyoruz. Mesela bu kime ait? Başkalarından satın alıyoruz demek istediği hanımefendinin şimdi uzman ve konuya da hakim olduğundan kafanız biraz önce benimki gibi karışmasın. Yani başkalarının bilgilerinle ilgili onları alıp ve onlarla ilgili evrene sorular kendinizle ilgili ondan bahsediyor. Evet. Kime ait diyerek sorduğumuzda mesela 3 gün veya tabii sizin o 3 gün diye sınırlamayın ben yine. Sorduğunuzda bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait sayısı da kendinize göre ayarladığınızda, enerjinizle, bu kime ait dediğinizde bilinç ekleyerek kaynağına geri gönderiyorum dediğinizde o kişiye de aslında farkındalık yaratıyorsunuz, kendinize de. Başkasından aldığınız o negatif duyguları orada nötrize ediyorsunuz aslında. Ve o kişiye de gönderdiğinizde o kişi de farkındalık yaşıyor. Çift taraflı bir güzel süper. Farkındalık oluyor. Süper. Evet. Peki tüm bu sürecin içerisinde kendinize koymuş olduğunuz hedefler neler? Hedefler daha çok kişiye ulaşmak. İletişim kurmak. İletişim kurmak ve bilgiyi paylaşmak. Kesinlikle ve sevgiyi yaymak istiyorum. Kalbimden işlemek istiyorum. Nerede oturuyorsunuz? Ankara'da oturuyorum. Siz Ankara'dan mı geldiniz? Evet. Şu an bugün Ankara'dan mı geldiniz? Burada nerede evet. kalıyorsunuz? Yok, geri döneceğim. Günübirlik geldim. Aracınız kaçta? 11'de. Akşam 11'de. Evet. Nereden kalkıyor aracınız? Esenler'den. Esenler'den. Bizim için geldiniz. Evet. Harikasınız ya. Ben teşekkür ederim. Çok, ev sahibiniz için. Çok teşekkür ederim şükran. Size. Yani ne kadar güzel bir enerji. Ankara'da nerede oturuyoruz?
Keçiören'de oturuyorum. Keçiören'de oturuyorsunuz. Hem muhasebecisiniz, evet, hem yoga eğitmenisiniz, evet, hem de Access Bars'la ilgili bir uzman kişiliksiniz. Tüm hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi ağırlamaktan çok keyif aldım. Ben şeref de duydum. Çok güzel bir yayın çok oldu. Katkınıza memnun. Şükürler. Bebek var mı? Çocuk var mı? Yok. Çocuk yok. Eşinize kaç yıldır evlisiniz? 2014'ten beri. 2014 kaç? 8 yıl. 8 yıl. İlişkide oturmuştur. Hele zaten oturmamış olsa bile pozitif enerjilerle sizi oturtursunuz. Enişte Bey'e de buradan çok selamlar söylüyorum. Ailenize de sizin gibi böyle pozitif bir enerji ablası, annesi, evladı olan birini de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz. Program öncesinde 3-4 saat bizim Al Sana Haberin programını bekledi hanımefendi. Ve Ankara'dan gelmiş. Ben buralarda bir yerde herhalde bu hatun dedim. Çok da uzaktan gelmişsin. Şereflendirdin bizi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben sağ olun. Memnun oldum. Çok memnun oldum. Sağ olun. Efendim bugün Leyla Bilim'le Access Bars'ın uygulamacısı ve aynı zamanda bir yoga eğitmeni. Yoga ile ilgili konuşmadık. Onu anlatır size. İletişim kurmak isteyenler, Ankara'dan iletişim kurmak isteyenler bu kadar pozitif bir kadını şunu alalım mı? Harika. Access Bars'la ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler, hayatını değiştirmek isteyenler, soruyu soralım da kendimize hiç olmazsa cevabı da alalım diyeceğiniz bir şey. Nezaket, şükran, huzur, dinginlik, hüzün ve neşe, köprü bağları, şifalar, beden cinselliği, zaman alan olaylar, başkalarınla iletişim kurmak isteyenler ve devam ediyorum. Güç bantları ve implant bağları, yani implant köprüler kurmak anlamında söylüyor ve Access Bars'ı öğrenmek isteyen herkes hanımefendiyle iletişim kurabilir. Şeker, tuz, su enerjisi, her şeyinde bir enerjisi olduğunu söylüyorlar. Çünkü hayat bizim, siz de bir enerjisiniz. Lütfen enerjinize dikkat edin, sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim, görüşmek üzere.